Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program olacağını eminim. Seninle hep güzel program Hayır, yapıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ve hakikaten de bütün güzel dostlarımıza selam olsun burada. Güzel insanlar, güzel bir kültür. Biz oraya bu aslında hani bizim dahi üçüncü gidişimiz ama bu festival için ikinci gidişimiz. Biz dünyanın en büyük sokak yemekleri festivaline gittik. 12.'si bu yıl düzenlendi. Korona sebebiyle ara verilmişti. Ve düzenleyen kurum da gerçekten çok kayda değer bir kurum. Hindistan'da sokak emekçilerinin yıllar süren, 30-40 yıldır süre gelen mücadelesinin sonunda kurulan ve örgütlenmeyle bir mücadelenin kazanabileceğinin de böylece simgesi haline gelen ve bütün dünya emekçileri için bence çok önemli bir mihrengi noktası olan bir kuruluşun davetlisi olarak gittik. Hı hı. Buradan Osman Hocam'la birlikte. Aynı zamanda bizim seyyar meclisimizin başkanı olan Evren Laçin de bizimle birlikteydi. Hı hı. Bu kuruluşta Ulusal Hindistan Sokak Satıcıları Konfederasyonu, yaklaşık 1,5 milyon sokak satıcısı üyesi olan, dolayısıyla sokak satıcılarının hak ve güvenlikleri için uğraşan bir kurum. Aynı zamanda orada sadece bu kuruluş değil, aynı zamanda 2014 yılında çıkmış olan bir sokak satıcılarının geçim kaynaklarının düzenlenmesi ve garanti altına alınması kanununun yürürlüğe girmesiyle kurulan Town Vending Committees, yani işte sokak şehir sokak satıcıları meclisleri'nin başkanlarıyla da görüştük. Onlarla da görüşmeler yaptık. Hem belediyemizden, Tunç Başkanımızdan selamlar götürdük. Yaptığımız çalışmaları anlattık. Evren özellikle kendi meclisleriyle, belediyede ne kadar güzel çalışmalar yaptıklarını aktardı. Hem de oradaki emekçilerin hediyelerini de buraya getirip başkanımıza da sunduk. Böylece çok keyifli bir kültür alışverişi yapmış olduk. Biz aslında kendimizi bir kültür köprüsü kuran elçiler olarak Şimdi görüyoruz. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Aslında Türkiye'den, dünyanın Türkiye'sinden, Türkiye'nin İzmir'inden ve İzmir Büyükşehri Tunç Soyer'in şeyiyle yetkilisi olarak gittiniz değil mi oraya? Yani temsilen bir, anlamda, bir evet kültür gittik. Elçiliği evet. gibi kültür bir kültür elçiliği aynen yaptınız. Öyle. Tabii aynı zamanda büyük elçilerimizle de görüştük. Hı hı. Yani biz de Hindistan'ın, Türkiye Hindistan Büyükelçisi, gitmeden önce zaten kendisiyle yazışmıştık. O bizi özellikle karşılamak istedi. Son gün Kerala'dan ayağının tozuyla gelmesine rağmen mutlaka sizi görmeden bırakmam dedi. Makamında bizi ağırladı. Hı hı. Biz de kendisine ödemişli, kendisi bir ödemiş poşeti götürdük. Tunç Başkanımızın her zaman giydiği poşeti. Evet, çaktı. Ve o da sevgilerini ve birlikte çalışmak ve bir kültür köprüsü oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu iletti. Dolayısıyla gerçekten yerini bulan bir ziyaret oldu. Ben şimdi Osman Hocam'a dönmek istiyorum. Evet. Osman Hocam, geçen gün bir yazı okudum sizinle ilgili. Sokakların efendisi diyor. Efendisi mi? Babasıydı. Evet. Efendiliğini ilan etmiş. Peki Hindistan'a giderken Hindistan'da da sokakların efendisi olarak mı gittiniz veya size neden sokakların efendisi diyorlar? Evet, çok güzel. Çok güzel bir soru. Şimdi hem bu unvanı bahşeden, yazan, tasarlayan ve o konuda da güzel, unvana uygun da bir açıklama yapan Zehra Kemaloğlu hı-hı. arkadaşımız var. Bizim yöresel yazardır, sanatçıdır, şiir kitapları var. Hı-hı. Zehra kardeşimize, Giresun'a hı-hı. buradan saygılarımızı, olsun. Selamlarımızı gönderelim. İzleyeceğini söyledi programımızı. Evet, şimdi böyle entelektüel dünyada hı-hı. yazarların, sanatçıların, akademisyenlerin arasında başlangıçta 10-15 sene önce bu çıktığımız yolculukta millet böyle pek yadırgıyordu benim çalışmalarımı. Ama sonradan onların da kendi hayatlarının bir parçasını içerdiğini görünce hı-hı. bu defa rüzgar tamamen değişti. Sokaklarda emekçiler kendilerinin de
çok önemli rollerinin, çok önemli fonksiyonlarının olduğunu biz onlarla konuştukça eğitim çalışmalarımızda, toplantılarımızda onlardan şeyi duymaya başladım. Sokakların babası. Zehra kardeşimiz babalar gibi. Büyüdü. Babalar. Efendi oldu. Çok iyiydi bu. Evet. Zehra kardeşimizden de bunu gördük. Hindistan'a gidince de böyle mi diye soruyorsunuz. Hani biraz mütevazi olmak gerekirse Hindistan'da da böyle karşılanıyorum. Değil mi Kamran Hocam? Hocam fazla biraz da mütevazi olmak olmayın. Bak bir fazla bir tane gerçek zannederler. İnan Sevinç, bazen böyle belediye başkanlıklarına, parlamentoya, yerel yönetimlere ziyarete gidiyoruz. Hindistan'da tabii evrenin daha çok hayranlıkla, hayretle dile getirdiği gibi hayat sokaklarda ya. Böyle bir gün işte bizi götüren başkanlar, yetkililerle beraber arabalardan indik. Şeye gideceğiz, belediyede sokaklarla ilgili düzenleme yapan komiteye gideceğiz. Uzaktan böyle 5-6 kişilik bir genç, ellerinde de cep telefonları böyle havaya da kaldırmışlar. Bizim gruba doğru bağırıyorlar. Hintçe tabii ki. Şimdi yanımdaki Hintli arkadaşlar alındılar. Üstlerine alındılar. Zannettiler ki kendilerine bir hayranlık ifadesi. Ben de Hindistan'da beni kim tanıyacak diyorum. Ben hiç üstüme alınmıyorum. Neyse gençler böyle yaklaştılar koşarak heyecanla. Bana hem cep telefonunu, ekranı gösteriyorlar. Beni gösteriyorlar tabii. Diyorlar biz senin arkadaşınız. Biz seni takip ediyoruz. Sen burada mısın? Biz seni Türkiye'den takip ediyoruz. Evet ben sokakların mütevazi efendisi, sokakların babası olarak gerçekten Sierra Leone'den Zimbabwe'ye, Bişkek'ten Yeni Delhi'ye, oradan Jabalpur'a kadar böyle bir kıyafetimle beraber. Şeyini, Anadolu'nun babası, sokakların, esnafların babası ama internasyonal olmaya başlayınca efendisi olmuyormuş. Işte efendisi oldu. Şimdi Osman Hocam gittiniz oraya. Oraya bir davetli olarak gittiniz değil mi? Evet. Yani bir şey olarak gittiniz. Plaketiniz. Tabii. Biz bu biz bu kurumun, Kamran Hocam da temin söyledi. Hindistan Ulusal Seyyar Satıcılar Konfederasyonu'nun davetlisi olarak gittik. Onlar pandemi nedeniyle 2-3 yıl ara verdiler. 2019'daydı son. Daha önceden bu dernekle ya da bu bir konfederasyonsa bununla bir bağlantınız var mıydı? Onu da söyleyeyim mi? Evet. Bu da çok güzel bir soru Sevinç. Şimdi bize Tunç Başkan da söyledi son ziyaretimizde. Dedi bu ilişkiler gerçekten böyle doğal hayatın içinden geldiği zaman daha kalıcı oluyor. Yoksa yazışmalarla, mektuplarla falan bu ilişkiler kurulamaz. Ben sokaklarda yetişmiş birisiyim. Babamla beraber bunu daha önceki programlarda yaptık. Pazarcılık yapmışım. Çocukluk yaşlarında böyle pazarlarla, sokaklarla tanıştım. Hindistanlılarla da bu yaptığım çalışmaları akademik boyutlarda götürürken baktım ki o Asya'da, yakın uzak doğuda bambaşka bir dünya var. Şimdi tabii o zaman maddi imkanlarım da yetersiz. Dedim en iyisi sosyal sokaklardan ulaşayım ben. Sosyal sokaklar kolay. Düğmeye bastınız mı sokağın öteki ucundaki ile buluşuyorsunuz. Ben Hintli seyyar satıcıların liderlerine hep Facebook'tan arkadaşlık gönderdim. Ama o zaman da yazıyorum işte. Ben de bir sokaklarla ilgili araştırma yapan bir akademisyenim, şöyleyim, böyleyim. Birer satırla, birer cümleyle. Tabii oradan çok güzel dönüşler aldım. Bizim onlarla ilişkilerimiz 2010, 11, 12'lere dayanıyor. O süreçlerde hep şeyi söyledim. Bu sadece Hindistan'ın sokağında değil, İzmir'in sokaklarında değil, Los Angeles'tan Pekin'e kadar bütün sokakların ortak sorunu, ortak konusu. Gelin biz güçlerimizi birleştirelim ve bu gidişimizde de bakanlarla, Şehircilik Bakanı'yla buluştuk, evreni tanıştırdık. Şehircilik Bakanı hem Nasfi'yi, bu arkadaşlarımızı tebrik etti hem de bizi tebrik etti. Neden? Dünyada doktorlar bütün dünyada birleşebiliyorlar. Uluslararası sendikalar var. Onlar kendi aralarında federasyonlar, konfederasyonları var. Ama güvencesiz sokak emekçisi kafasını kaldırıp kendisi bile kendini bile tanıyamıyor. İşte bizim bu aşamadan sokak emekçilerinin temsilcilerini belediye başkanlıkları düzeyinde, esnaf meclisleri düzeyinde ve dünyanın bir ucundan bir ucuna, İzmir'den Delhi'ye temsil etmemiz bakanı hayrete düşürdü.
onlara da sormuş bize Arvind kendisi tekrardan sonra. Bakan dedi bize soruyor. Siz nasıl buldunuz böyle bu ilişkileri, bu küresel ilişkileri? Evet, biraz emek sarf edersek, emeğimizin de farkında olursak, kıymetini bilirsek böyle uluslararası emekçi köprüleri de kurmak mümkündür. Peki orada örgütlenme var mı? Kendi aralarında bir...